Acaba alt dudağı mı ince ya da üst dudağı mı ince? Her ikisi de mi? Öyleyse sana bir çözümüm var. Hadi gel birlikte bakalım. Ama önce kısa bir hatırlatma. Videonun sana yardımcı olduğunu düşünüyorsan videoya bir beğen atıp bu aileye katılmayı unutma. Dudakları birkaç basit adımla nasıl büyütüyorum? Hadi başlayalım. İlk adım, dudaklarımı bu işleme hazırlıyorum. Normalde dudaklarımdaki ölü derilerden kurtulmak için peeling uyguluyorum. Ama bugün diş fırçasını kullanacağım. İstediğiniz herhangi bir diş fırçası olabilir. Sadece biraz su ile ıslatın, tıpkı dişlerinizi fırçalar gibi dudaklarınıza hafif masaj yaparak fırçalayın. Bu adım size iki şey katacak. Birincisi, dudaklarınızın üzerinde olan ölü deriyi, yani kurumuş cildi temizleyecek. Böylece dudaklarınız gerçekten yumuşak ve esnek olacak. İkincisi ise, dudaklarınıza diş fırçası ile masaj yapıyorsunuz. Bu adım dudaktaki kan akışını otomatik olarak artıracak ve şişme olacak. Bir sonraki adım, dudaklarımı nemlendiriyorum. İster dudak kremi, ister nemlendiricisi, lip balmı, dudak yağı veya serumu, artık ne istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ben Koznatür'ün bu dudak nemlendiricisini kullanıyorum. İster vazelin ya da hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz. Sonuçta aynı görevi görüyorlar. Bir sonraki adım, dudaklara gölge eklemek için kontür uygulamak. İstediğiniz bronzer'ı kullanabilirsiniz. Düz bir fırça ile çok hafif gölge vereceğim. Sahip olduğunuz herhangi bir düz fırçayı kullanabilirsiniz. Alt dudağınızın çizgisine gölge verin. Hatta bu tekniği yabancı makyaj bloggerlarında görmüşsünüzdür. Bu teknik dudağa gölge vermek için kullanılır. İsterseniz dudak kenarlarına da uygulayabilirsiniz, abartmamak şartıyla. Şimdi ruj uygulama aşamasına geçiyoruz. Bu işlemi iki adımla yapacağım. İlki, dudak kenarlarını çizmek için bir dudak kalemi ve ikincisi, dudakları doldurmak için ruj işlemi. Rujunuzdan en az 2 ton derin, yani kapalı dudak kalemi alın. Dudağımın en üst noktasına ve en alt noktasına yanlardaki doğal çizgilerimi birleştireceğim. Pekala. İlk olarak aşk yayı ile başlayalım. Gördüğünüz gibi üst doğal dudağımın biraz üzerinden çizdim M harfi, yani aşk yayı olan kısmı. Sonra bu çizgiyi doğal kenar çizgilerimle birleştireceğim. Daha sonra bu çizdiğim çizginin üzerinden birkaç kez geçeceğim. Anlatım birazcık karışık olabilir ama siz beni izliyorsunuz. Ne demek istediğimi videodan da anlayacaksınız. Aynı işlemi alt dudağıma da uygulayacağım. Alt dudağınızın ortasının biraz altından çizgi çekip bu işlemi yan doğal dudaklarımla birleştireceğim. Birkaç kez üzerinden tekrar uyguluyorum. Yani çizdiğim çizgilerin üzerinden birkaç kez geçiyorum. Ben de genetik olarak el titremesi olduğu için bu tür böyle ince işlerde genellikle elim titriyor ve birazcık kaydırma olabiliyor. Bunu birazcık göz ardı edelim. Şimdi düz fırça ile dudak kalemini dudağının ortasına doğru yayıyorum. Şimdi geliyorum ruj aşamasına. Dudağımın ortasını doldurmak için ruj kullanıyorum. Size bir ipucu, dudak kaleminden sonra mat ruj kullanarak dudak kalemini dudağınıza yapıştırın. Çünkü parlak bir ruj kullandığınızda istenmeyen sınırları göz önüne çıkaracaktır. Ruju uyguladıktan sonra ruj ve dudak kalemini harmanlamak için aynı düz gölgelendirici fırçayı kullanıyorum.
Bu şekilde ruj ve dudak kalemi birbirine karışmış oluyor. Başka bir ipucu, az miktarda parlaklık ekleyebilirsiniz. Tam dudağınızın ortasında ancak sınırlar içinde tutun, parmak ucunuzu hafifçe yayın. Çünkü dudak sınırlarınızı aşarsa çirkin bir görüntü oluşacaktır. Bunun için lip gloss kullanabilirsiniz. Bu işlemi bitirdikten sonra birazcık kapatıcı alarak dudaklarınızın kenarlarını temizleyin. Böylece dağınık olan görüntüler ortadan kalkmış olur. İşte bu kadar. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. Bu işlemi denedikten sonra Instagram'dan beni etiketlemeyi unutmayın. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Diğer sosyal medya hesaplarımı bilgi kutusunda bulabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.